polis geldi. Geldi polis geldi. Şu şekline bir bak Allah'ını verdi. Tamam ya, tokat vurdun. Tokat vurdun yalan söyleme. Tokat vurdun. Kadir'e tokat vurdu. De. O bana tokat. O laf denir mi? Öyle ama o bana vurdu. Lafa bak ya. Tamam bekleyin gelsin. Şimdi vuramazsın ama. Ben tuttum. Bak geliyor polis geliyor. Ama geliyor polis gelsin. Geliyor polis geliyor bekliyor. Bak geliyor polis geliyor. Gelsin. Bir dakika ne bekliyorsun ya? Kaçma kaçma. Bırakma bırakma. Bırakma bırakma. Bırakma. Kaçan yok yok kaçan yok. Niye kaçsın kadın? Türkiye'si için evet deklarasyon arkadaşlarız. Sizin bu dostlarla selamlıyoruz. Bunlar Cumhuriyet benim diyor. Cumhuriyeti ben savunuyorum diyor. Cumhuriyeti ben yönetmem lazım. Peki ne hizmetin oldu Cumhuriyete? Yok. Bir daha soruyorsun ya bugüne kadar bir hizmetin var mı onu söylesen. Bana fırsat gelmedi ki diyor. Yetki alamadım diyor. Peki neden yetki alamadın onu düşünsen. Ama peki 100. yıla girerken ne düşüncen var Cumhuriyet'le ilgili? Yok. Hedefin yok, projen yok. Proje geliştiremedin, hayalin vardır belki. Tek dediği şey laik. Ya zaten laik Türkiye Cumhuriyeti, laik bir devlettir. Hukuk devletidir, sosyal hukuk devletidir. Ve senin yasakçı laik anlayışın da değişmiştir bugün. Herkesin inancı teminat altındadır. Öyle olması lazım. Laikliğin tanımı budur. Şimdi mi? Evet. Şimdi il başkanımız haber veriyor. Işıklar Caddesi'ndeki gençlik kolları standı. Bizim bir stand var. İşte hayırcı bir grup gelmiş. Orada başörtülü kızlarımızın başörtüsünü zorla çıkarmışlar. Bu insanlık mı işte? Bu affedersiniz hayvanlık. Bunlara insan denmez. İşte hayır. Sen hayrını git çalış. Sen de başka yerde stand kur çalış. Bunların laiklik anlayışı bu. Yasaklayacaksın. İlla benim gibi olacaksın. Bir gün üniversiteli kadınlar derneğine gittim Antalya'da. Bana ne diyor biliyor musun oradaki üniversiteli bir hanımefendi? Üniversite mezunuymuş. Aydın. Mevlüt Bey diyor nasıl oluyor diyor başörtülü kadın araba kullanır. Ya Mevlüt Bey diyor nasıl oluyor diyor başörtülü kadın gördüm diye 5 yıldızlı otelde. Hanımefendi dedim bir tek sen mi çalışıyorsun? Başörtülü olan bir hanımefendi kendisi iş kuramaz mı? Ticaret yapamaz mı? Akademisyenlik yapamaz mı? O insan değil mi? Onun eşi iş yapamaz mı? Ticaret yapamaz mı? Senin gittiğin yere o niye gidemez? İşte bu zihniyetleri değiştiriyoruz biz Türkiye'de. Değiştiriyoruz da. Ama böyle bir azınlık var. Bunların anlayışı bu. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti layık kalacakmış. Neye hizmet ettin? Söyle. Bir hayalin var mı? Söyle. Yok. Sen Cumhuriyet'e hizmetin yok. Bunlar var ya ancak Cumhuriyet'ten geçenler. Bunlar Cumhuriyet'te üzerinde kambur. Yük. Atatürk'ten geçinir. Atatürk'ün ilkelerinde hizmeti yoktur. Atatürk'ün gösterdiği hedeflere doğru da hiçbir şey yoktur bugüne kadar. Atatürk'ten geçin, Cumhuriyet'ten geçin. Kendisini de eleştirince sen Atatürk düşmanısın diyor. Atatürk'ün niye düşman olayım ben? Ben seni eleştiriyorum, seni. Senin zihniyetini eleştiriyorum.